bir şekilde sigortalı ayrıcı direğinde sigorta yerine iletken tellerin sarılmış olduğunu, söz konusu iletken tellerin koparak zemine temasıyla yangının çıktığını çok net bir şekilde o raporda, savcılık raporunda, daha doğrusu savcılık soruşturma dosyasında bu rapor var. Peki bu rapora göre neden bir şüpheli şu anda dosyada yok? Neden şu anda ilgili kurumun herhangi bir görevlisi hakkında herhangi bir soruşturma süreci yürütülmüyor? Savcılık makamı, soruşturma makamı bu raporu bazı yönleriyle eksik bulduğunu, tam bir şüpheli sıfatını kazanacak kişileri tespit konusunda kendi bakış açılarına göre, yani bir soruşturma mantığına göre eksik yönlerin olduğunu belirtip yeni bir rapor talebinde bulunduğunu bizlere ifade ettiler. Bu anlamda yeni bir rapor beklentisi var Cumhuriyet Başsavcılığında ve o rapor gelmediği sürece şu an için dosyaya herhangi bir şüpheli maalesef yansıtılamıyor. Yani teknik bir mesele olduğu için o rapor beklenecek. Peki biz buradan neyi ifade etmeye çalışacağım size hukuki anlamda? Devletin pozitif yükümlülüğünü. Yani devletin gerek anayasanın 17. maddesi, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yaşam hakkı konusundaki devletin yükümlülükleri. Gerek önlem ve tedbirler konusunda, gerek müdahale konusunda, gerekse yükümlülük aynı zamanda etkin bir soruşturmayla faillerin bir an önce tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasıdır. Nihayetinde 15 insanımız yaşamını yitirmiş, onlarca insanımız yaralanmış ve bu ölüme sebebiyet veren haksız fiilin söz konusu daha önce kamu tarafından yerine getirilen hizmetin özel şirketler elinden yerine getirilirken eksik ve yetersiz, gerekli denetimler de yapılmaksızın bu sonucun ortaya çıktığını hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Ben bu anlamda bir kez daha bir kent koruma ve danışma platformu adına hem yargı makamlarını hem kamu otoritelerini, maalesef şöyle de bir hafızamız var. Evet, olay belirli bir süre gündemde kalıyor. Belirli bir süre o sıcaklığıyla herkes soruna ilişkin gerekli görüşlerini ya da gerekli girişimleri yapıyor ama bir müddet sonra maalesef unutuluyor. Biz bu anlamda bütün kamu görevlilerini, daha doğrusu siyasal iktidarı ve aynı zamanda yargı makamlarını da bu ağır yaşam hakkı ihlaline sebep veren olayla ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısına bir kez daha buradan bulunmuş oluyoruz. Yangın alanındaki tespitler. 1. Yangının çıktığı yerin ekili alan olduğu görülmüştür. 2. İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir. Direkteki OG sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır. Birçok direkte kritik kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir. OG hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerinin kullanılması uygun görülmemektedir. Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır. OG hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir. İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir. Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı, teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir. Parafut olmayışı aşırı gerilimlerin oluşmasına, dolayısıyla ark oluşumuna sebebiyet vermektedir. Sonuç ve öneriler. Yangınlar insanların ve hayvanların yaşam hakkını tehdit eden ciddi olaylardır. Ve bu tür olayların önlenmesi için tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu rapor yangının neden olduğu ihlalleri ve alınması gereken önlemleri vurgulayarak insan ve hayvan haklarına saygılı bir yaklaşımla yangınlarla mücadele edilmesinin önlemini ortaya koymaktadır. Bir afet yönetimi ve hızlı müdahale. Yangından etkilenen bölgenin ivedilikle afet bölgesi ilan edilmesi. Yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için acil durum planlarının güncellenmesi ve düzenli tatbikatlar yapılması gerekmektedir. Havadan müdahale kapasitesinin arttırılması önemlidir.
2. Altyapı bakımı ve güncellenmesi. Elektrik altyapısının düzenli bakımı ve güncellenmesi yangın risklerini azaltmak için hayati önem taşımaktadır. 3. Ekonomik ve psikososyal destek. Yangından etkilenen bölge halkına ekonomik destek sağlanmalı ve psikolojik yardım hizmetleri sunulmalıdır. 4. Çevresel rehabilitasyon. Çevre hakkı temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve politikaları çevrenin dünyanın her yerinde ve her koşulda korunması anlayışına dayanmalıdır. Yangından etkilenen ekosistemin yeniden yapılandırılması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 5. Hayvanların korunması. Hayvanların yangınlardan korunması için özel tedbirler alınmalı. Yangın anında ve sonrasında hayvanların kurtarılması ve tedavi edilmesi için veteriner ekipleri hazır bulundurulmalıdır. Yaban hayatının korunması ve yangın sonrası ekosistemin yeniden dengelenmesi için projeler geliştirilmelidir. Dijital Elektrik'in bir yayınlamış olduğu bir uydu görüntüsü vardı. Biz de uydu görüntüsünü bir inceleyelim dedik. Hani hangi bilgilere dayandırarak bu uydu görüntüsünü yayınladı. Biz de yaptığımız araştırmalarda yangın günü olan 20 Haziran'ın uydu görüntülerine baktığımız zaman sabah saat 11'de bir uydu geçmiş oradan. 11'den sonrasına herhangi bir uydu görüntüsüne rastlanmamış. Zaten yayınlamış oldukları uydu görüntüsü sabah saat 11'de çekilmiş bir uydu görüntüsü. Yani arada 10 saatlik bir zaman farkı var. Ve bahsetmişler olduğu, göstermiş oldukları iki tane parsel var. O parselleri yerinde de inceledik. Yani bizim tespitimiz şu. Yani bu uydu görüntülerinden böyle bir anız yangının ortaya atılması imkansız gibi bir şey. Yani. Çünkü arada 10 saatlik bir fark var. En az 10 saat bu arada. Yani uydu o saatte geçti. Saat gündüz saat 11'de geçmiş. Yani bunu 13, 14, 15 saate de çekebiliriz. Yani bu yaptığımız tespitlerde bu uydu görüntülerinin bahsetmiş olduğu hani anız yangını iddiası